Merhabalar, Filiz Gökdemir ben, eğitim koordinatörü. Kumaş fırsatının bomba videolarına bomba bir elbiseyle devam ediyoruz tabii ki. Vuayel kumaşlarımızdan astarlı, büzgülü, tiril tiril bir elbise dikeceğiz hep beraber. Buyurun başlayalım. Evet, kumaşım 2 metre. Su yolu olduğu için boyunda şu şekilde enine doğru katladım. 4 kat yaptım kumaşımı. Ben elbisemin boyunu altını da kestim. Elbisemin boyunu hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu ölçümü alıyorum. Şuradan itibaren yapacağım. Şurada çamaşırımı geçecek şekilde ölçümü alıyorum. 36 santim. Ve buradan itibaren üst parçamın nereye geleceğini ölçüyorum. 24 santim. Ölçülerimi bu şekilde aldım. Elbise boyumu buradan itibaren ölçüyorum. Diz üstü yapacağım. 80 santim çıkıyor. Yani 24 santim. 25 santim üst kısmımız olacak. 55 santim de eteğimiz olacak. Eteğimi 55 santime göre keseceğim için 4'e katladım kumaşımı. Hiç eninden almıyorum. Bakın şöyle ölçüyorum. 51 santim geliyor. Yandan dikişleri düşünün. 50 santim yani 2 metre. Alt kısmını desenime kadar kıvırıp dikeceğim. O yüzden buradan itibaren alıyorum. 55 santim boyum. Şuradan ölçümü veriyorum. Bu benim eteğim olacak. Evet, kumaşımın diğer tarafındaki su yolunda göğüs kısmını kullanacağım. Yine burayı 1 santim dikiş payı olarak düşünüyorum. Deseninden itibaren yapacağım. Göğsü üstümüzü ölçmüştük. 36 gelmişti. Yarısı 18 santim. Hemen burayı işaretliyorum. 15 santim kol evim. Burayı işaretliyorum. Ve göğüs kısmım, tabii ki boyumu alıyorum. Kaçtı boyum? 24. Birer santim dikiş payı veriyorum. 26. 26'yı işaretledim. Ve göğüs bölü 4 yapıyorum. Artı 2 yapıyorum. Yani 28. Kol evimi hemen şuradan şöyle hafif oval olarak çiziyorum. Tabii ki burayı kıvıracağım. Hatta şöyle katlayarak kesersem daha doğru olur. Şuradan. Evet. Ve tabii ki buranın düzünü alıyorum. Buraya da yine göğsün bittiği yerde ne kadar bolluk istiyorsak onu veriyoruz. Ben göğüs ölçüsü kadar vereceğim. Yani 28 santim. 27 yaptım. Şöyle hemen şuradan düzümü aldım. Ve kesiyorum. Evet, bu da benim üst parça. Şöyle kalan parçasından astar yapacağım. Tabii ki üst parçasını çift kat yapacağım. O yüzden burayı çıkartıyorum arkadaşlar. Onu düşünemedim başta. Burayı çıkartıyorum. Aynı kestiğim parçalardan birebir iki tane daha kesiyorum. Bunları da astar olarak kullanacağım. Askılarım için 8 santim eninde 40 santim boyunda iki parça kestim. Etek astarı için yine vuayel kumaş kullanıyorum. 47 santim boyunda enine katladım 4 kat. 47 santim boyunda kestim. Bel kısmını üste göre yapıyorum arkadaşlar. Ve şuradan direkt evaza şeklinde iniyorum dar olmasın diye. Yani eteğimize çok büzgü olacağından astara büzgü koymuyorum. Evet, şimdi dikime geçiyoruz. Evet, kestiğimiz üst parçayı alıyoruz. Astar olarak kestiğim parçayı da alıyorum. Şu şekilde üzerine yerleştiriyorum. Kulp olarak kestiğimi, askılarımı şu şekilde diktim, çevirdim. Güzelce dikişe arkada kalacak şekilde ütüledim. Hemen şuradan
şöyle yerleştiriyorum. Köşeye denk gelecek şekilde. Burayı da aynı şekilde yapıyorum. Şurada bir dikiş payı bırakıyorum. Kol ve üst olmak üzere üç tarafı dikiyorum. Kol bölgesine ufak çıtlar atıyorum. Şimdi diğer parçayı alıyorum. İğnelemiştim onu. Yine köşeye aynı yerden askımı yerleştiriyorum. Yine koldan başlayıp üç kenara dikiyorum. Bu şekilde diktik. Şimdi şuradan açıyorum koltuk altından. Koltuk altını birleştiriyorum. İki tarafı boydan boya dikiyorum. Evet, eteğimizi şöyle ikiye bölüyorum. Kenarlarında dikiş olursa eğer o kenar kabarıklığını söndürür birazcık. Ben o yüzden mutlaka iki kenarında da dikiş atıyorum her seferinde. Buradan ayırıyorum. Kenarlarını önce düzgümüzü yapıyoruz. Bunun için düzgü ayağımı takıyorum. Düzgü ayağı ile ilgili birçok videomuz bulunmaktadır YouTube kanalımızda. Düzgü ayağını takıyorum. Düz dikiş konumunda adım genişliği 4'te, tansiyon ayarımı da 6'ya getiriyorum. Evet, büzgüleri yaptıktan sonra eteğin iki kenarını dikiyorum. Evet, eteğimizin büzgülerini yaptık, kenarlarını diktik. Ben astarımın da kenarlarını diktim. Altını şu şekilde kıvırdım. Görüyorsunuz üst kısmında yok. İçine geçiriyorum. Kenarları birbirine denk getiriyorum. Şimdi tekrar tersini çeviriyorum. Ve üst bedenimi alıyorum. Tersini çevirip önce köşeler düzü düzüne bakar vaziyette. Şu şekilde. Önce köşeleri birleştiriyorum. Burada büzgülerimizi düzgün iğnelemeye dikkat edelim, dikerken kayma yapmasın diye. İğneledim, şimdi dikiyorum. Düzgü dikişine dikkat edelim.
altını şu şekilde, bak, iki kat kıvırdım, iğneledim ve dikiyorum. Evet, gördüğünüz gibi biz elbisemizi diktik, bitirdik. Muhteşem vual kumaşımızla suyu oldu ve vual astarımızla birlikte elbisemizi bitirdik, giydik. Umarım siz bizim kumaşlarımıza daha iyi şeyler dikersiniz. Instagram sayfamızı takip etmeyi, YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayalım lütfen. Bir dahaki videolarımıza görüşmek ümidiyle, hoşçakalın.